Son dönemde dünyayı ciddi anlamda karıştıran ve ülkeleri yıkılma riskiyle karşı karşıya getiren bir düşmanla karşı karşıyayız. Bu belgeselde virüsü hangi ülkenin çıkardığını ya da hangi ülkelerin destek olduğundan bahsetmeyeceğim. Ya da yarasadan mı yoksa yılandan mı çıktı da demeyeceğim. Bu iki konu hazırlamakta olduğum başka bir belgeselin konusu. Onu da önümüzdeki haftada yayınlarım. Bu belgeselde sizlere virüsün küresel etkisini ve salgın süresince kimlerin cebinin dolduğunu, hangi mesleklerin sona erdiğinden bahsedeceğim. Bu dönemde yeni bir kral bulmak çok zor. Çünkü bu sefer 3. Dünya Savaşı'ndayız ve düşman parayla veya askerle de yok edilemez. Eskiden tankla, topla, tüfekle yapılan savaşların yerini ekonomik savaşlara bıraktı. Ekonomik savaşların içinde yükselmeye çalışan bir ülke olarak her zaman kararlı ve yoğun adımlar attık. Son dönemlerde dünyada ekonomi konuşulmaz oldu. Çünkü insanlar canının derdine düştü. Yapılan sokağa çıkma yasakları sonucunda evlerinde mahsur kalan insanlara devletler bakmak zorunda kaldı. Dükkanlar kapatıldı, insanlar işsiz kalmaya başladı. İş yerlerinin faaliyetleri durduruldu ve insanlar aç kalmaya başladılar. Şimdilik aç kalmadılar ama bir çözüm bulunmaz ise birkaç aya herkes aç kalacak. Bu sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada böyle olacak. Dünya borsaları şimdiden %30 değer kaybetti bile. Her ülke küçülmeye doğru gidiyor. Devletlerin bu sisteme çözüm bulmaları şart ama ne kadar çözüm bulunursa bulunsun, sosyal yaşam ve iş yaşamı çok büyük darbeler almaya devam edecek. Tabii bu durumda birçok kişi zarara girerken cepleri dolmaya devam eden kodomanlar da ortaya çıkacak. Liderlerin ve ülkelerin kaderlerini bile bu adamların belirlediği dünyayı yöneten insanlar. İstediklerini başa getirip istemedikleri ülkeleri de işgal eden adamlardan bahsediyorum. Tabii ki bu düzene karşı çıkan derin yapılar da var. Ama çoğu derin yapı adaletli bir sistem yerine kendi ülkelerine fayda sağlayacak bir sistem istiyorlar. Tarih kendi kendine yazılmaz. Gözünden hiçbir şey kaçmayan üstadların yapıtıdır aslında tarih. Sözünü ettiğim bu aileler bu sayede kendilerini her zaman korumuşlardır. Bu satırlar insanların 500 yıllık gizli tarihini anlatan meşhur Umberto Eco romanı Volkart Sarkacı'ndan. Eco ezoterik tarikatların yanı sıra Alman şair Henry Cenin de para zamanımızın tanrısı ise onlar da peygamberidir dediği Rothschild gibi aileleri kastediyordu. Stanley Kubrick'in gözleri tamamen kapalı filminin çekimlerinde kullandığı Rothschild'lara ait Minmore Çatosu'nda çekilen ayin sahnesinin cinsel içerikten arındırılmış masonik bir formatının dünya üstadlarınca yani dünya düzenini değiştiren ailelerce yapılıp yapılmadığı elbette ki bilinmiyor. Ama başta kuru kafa ve kemikler cemiyetiyle birlikte olmak üzere gizli örgütler insan kaynağı ve finans sağlayan ailelerin yani küresel sermayenin ileri gelenlerinin tek dünya devleti olmanın peşinde olduğu da bir sır değil. Dünya ekonomisine ve siyasetine yön veren isimlerin hiçbiri yılın zenginleri listesine yer almaz. Göz önünde değillerdir. Ama özellikle Rothschild ailesi baz alınırsa 16. yüzyılın sonundan bu yana çok etkinlerdir. Aile İngiliz saraylarında kralın yaverliğini yaptığı dönemlerde bankacılık faaliyetleriyle güçlenmeye başladı. Ailenin tarih sahnesinde etkin biçimde çıkışı ise 1744 yılında doğan Mayor Angel Rothschild zamanında gerçekleşir. Mayor oğullarını Londra, Paris, Frankfurt, Viyana ve Napoli'ye yerleştirerek servetini güvenli bir biçimde Avrupa'ya götürür. Bu sayede küresel sermayenin temelini atar. Şimdi sizlere gazeteci yazar Ergün Dider'in analizini aktarmak istiyorum. Bu analizi iyi dinleyin. Çünkü virüsün küresel etkilerini çok iyi anlatacak. Liderlerin meşhur Davos toplantılarına aranan bir Çinli profesör gelmiş. Herkes onunla görüşmek istiyor. Oteli bile kapatmışlardı onun için. Görevi neydi bilmiyorum ama çok önemliydi. Davos'tan anlatacağım konu içerisinde özellikle yer almakta. Aralık ayının başında koronavirüs Çin'de görüldü ancak Çin hükümeti yaklaşık 40 gün sonra açıkladı. Baş edebileceğini sandılar, belki de neyle karşı karşıya olduklarını anlamadılar. Yayıldı ve çaresizlik baş gösterdi. Xi Jinping adeta diz çöktürüldü. Yardım istedi, hala Çin'de ne olup bittiğini bilen yok. Çünkü herkes kendi ülkesiyle ilgili operasyonunda böyleydi zaten. Koronavirüsün ortaya çıkmasından aylar önce Event 201 isimli bir simülasyon yapılıyor. Koronavirüsün bir benzeri tatbikat diyebiliriz. Merkez John Hopkins, başrol oyuncusu Dr. Eric Tanner.
Doktor Tanner ve ekibinin üstünde anlaştığı virüsün ismi ise CAPS. Doktor Tanner ve ekibi Brezilya'yı merkez seçiyor. Garip tesadüf, oradaki bir domuz çiftliğinden virüs yayılıyor. Önce yoksul semtlere, sonra da dünyaya. Çin'de de hayvan pazarındaki yarasa kaynak gösteriliyordu. Yoksul semtler üzerinden de yayılıyordu. Tatbikatın en önemli özelliği ise CAPS'in, yani koronavirüslerine konulacak parçacığın aşıya sonuna kadar dayanıklı olması. SARS'tan daha ölümcül olması kararlaştırılıyor. Ancak gripten daha kolay bulaşıyor. Doktor Tanner ve ekibi CAPS için SARS'ın kuzeni tanımını yapıyor. Brezilya'da domuz çiftliğinden yayılan virüs tespit edildikten sonra 18 ayda 65 milyon insanın ölümüne neden oluyor. Kimse durduramıyor. Durdurması gerekenler müdahale etmiyor. Zaten Takvim gazetesi dışında koronavirüsünü sayfalarına taşıyan yok. Yazdıklarım da ortada. Şimdi herkesin gündemi oldu, o ayrı. Benim daha en başından beri peşinde olduğum soru şuydu. Koronavirüsünden sonra dünyaya nasıl bir sistem hakim olacak? Hastalıklar ve ölümler elbette çok önemli. Ama arkadaki aklın amacını anlamaya çalışıyorum. Doktor Eric Tanner, John Hopkins ekibi Event 201 için önemli iş adamlarını da davet ediyor. Bu noktadan sonra hastalık salgın dışına çıkıyor. Olay ekonomik ve siyasi sisteme dayanıyor. Yeni dünya sistemine yani. 65 milyon insanı öldüren virüs borsaları %40 düşürüyor. Turizmi bitiriyor. Ulaşımı kesip atıyor. Bankacılık sistemini felç ediyor. Şirketleri batırıyor. Ama virüsün arkasındaki akıl hangi sektörlerin ayakta kalacağına karar veriyor. Dünya genelinde bir sorun varsa arkadan gelen yeni sistem ilkesiyle hareket ediyorlar. Ölümler artınca bankalar içe kapanıyor. Şirketler ve insanlar bankalara hücum ediyor. Haklı olarak bankalar kendilerini koruyacakları için kapılar duvar. Şirketlerle bankalar arasında ve insanlarla bankalar arasında uçurum meydana geliyor. Para olsa da kullanılamaz hale geliyor. Virüs herkesi vuruyor yani. Bankaların kasaları dolu olsa da parayla hareket edemiyorlar. Parası olan parasını alamıyor. Alan da harcayamıyor. Sistem kilitleniyor. İşte tam burada Derin Amerika devreye giriyor. Derin Amerika dediğim Bill Gates gibi adamların olduğu yeni sistem. Derin Amerika bütün şirketleri, bankaları masaya oturtuyor. Gücün kimde olduğunu bir daha onlara söyletiyor. Herkes hep birlikte Derin Amerika'yı işaret ederek patron sizsiniz diyor. İstenen de bu zaten. Devlet devreye giriyor ve barışı sağlıyor. Ancak yeni sistemin oturması için 10 yıl gerekli diyor. 10 yıl içerisinde de istedikleri yerde siyasi operasyonları yapıyorlar. Para da onların kontrolünde olduğu için dünyanın komutası onlara, yani Derin Amerika'ya geçiyor. Tek hakim oluyorlar. IMF ya da Dünya Bankası gibi sistemler ya değişiyor ya da yenisi geliyor. Virüsü bulan akıl her şeyi ve herkesi kontrol etme gücüne erişiyor. Komuta Derin Amerika'ya geçerken pek çok yerde sokak eylemleri başlıyor. Şirketler devletleri olmadan yürüyemeyeceklerini anlıyorlar. Her özel sermaye devletin desteğiyle ayakta kalabiliyor. Sistem bunu gerektiriyor. Çin'de virüs ortaya çıkınca şirketlerin ne kadar hızlı hareket ettiğini düşünün. Ekonominin %50 küçüleceğini varsayan bir tatbikat bu. Dünya koronavirüsü bilmiyorken Dr. Eric Tanner ve ekibi bunları yaptı. Arkada kim vardı peki? Parayı veren, hedefi gösteren kimdi? Elbette Bill Gates. Defalarca dünya kendi haline bırakılamayacak kadar değerli yazdı. İşin ilginç tarafı Trump da hedef. Koronavirüsü kendi başkanını bile götürürse sakın şaşırmayın. Siyasi sonuçlarında yarın yazarız. Anlaşılan daha yeni başladılar. Not: umarım sadece tatbikattır demiş gazeteci yazar Ergün Dider. Peki sizce yeni dünya düzeni nasıl olacak? Bu konuda fikriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Karantina ortamında olduğumuz için araştırmalarımı sizlerle YouTube üzerinden paylaşıyorum. Daha fazla belgesel için abone olur ve belgesellerimi beğenirseniz sevinirim. İyi seyirler.